Yansan Yangın ve Güvenlik Sistemleri'nin sunduğu Futbol Saati devam ediyor. Evet, futbol saatine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Az önce teknik direktörlerin açıklamalarını sizlere izletmiştik. Şimdi de farklı bir konuya geçiyoruz. Evet İlker Bey, maç öncesinde ve içerisinde neler oldu taraftarlar içerisinde? Emniyet güçleriyle ilgili bir sıkıntı yaşanmış galiba. Sizlerden dinlemek istiyorum. Aslında tüm emniyet teşkilatını bu konuyla alakalı aynı kefeye koymak da yanlış olur. Evet. Çünkü maç öncesi, maç esnası ve maç sonrasında çok doğru iletişim kurduğumuz arkadaşlarımız, abilerimiz de vardı. Sağ olsunlar. Hani maçın başından başlayayım ben isterseniz. Bir engelli taraftarımızın içeriye girişinde bir problem yaşanmış. Ve orada bazı polis arkadaşlar engelli arkadaşımızı darp etmişler. Bizim Nantacılılar grubumuzun bazı arkadaşları da buna tepki göstermişler. Doğal olarak, haklı olarak. Sebebi ne? Yani neden bir böyle engelli bir vatandaşı neden? Muhtemelen onu duyduğum, teyit edemedim bunu. Aranmak istememiş herhalde. Tekerlekli sandalyede bir arkadaşımız. Aramayın beni, hani ben zaten bu haldeyim, neyini arayacaksınız falan filan tarzı bir diyalog olmuş. Onlar da o saatten sonra artık itip kalkmaya başlamışlar. Tabii orada sırada bekleyen arkadaşlarımızın bazıları da buna tepki göstermişler. Arkasından direkt hiç sorgu sual olmadan direkt biber gazına bir müdahale var. Bu biber gazı tabii hani kimse yemesin bu biber gazını ama yediğiniz zaman inanılmaz geriyor insanı. Yani değişik bir içinde yapısı mı var nedir? Çok geriliyorsunuz ve yapmayacağınız hareketleri yapmaya başlıyorsunuz. Burada bir biber gazıyla bir başlamışlar öncelikle. Maç içerisinde üslup, biz önceki senelerde emniyette görevli arkadaşlarımız, özel güvenlikte görevli arkadaşlarımızla son derece iyi ilişkiler kurarak geldik bugünlere ki zaten bir tane de olayımız yok geçen sene ve önceki sene bu içeride oynadığımız maçlarda. Üslup çok sertti. Hani hepimiz bunu net olarak algıladık. Çok sert bir üslup vardı. Hani maçın sonu tribünün %90'ı boşalmış. 300-400 kişiye vardı ya yoktu. Coplarıyla çıkartıp 7-8 tane arkadaş. Haydi. Ya dedim ki hani cobu niye çıkartıyorsunuz? Ortada bir şey yok. Hani insanları tahrik etmeyin. Çünkü orada genç arkadaşları var. Hani biz buna tahrik olmayız belki ama genç arkadaşlarımız var. Cobu gördükleri zaman ister istemez insan psikolojisi tahrik olabilirsiniz. İşte hani ben niye tahrik ediyorsunuz? Niye cobu çıkartıyorsunuz? Copluk hiçbir şey yok çünkü. Stadın sana %95'i boşalmış. Saat işte bir 10 dakika 15 dakika sonrası. Hadi sizin bekleyeceğiz. Çıkın artık yeter falan. Çıkıyoruz dedik hani. Bir sıkıntı yok. İşte geçen sene niye böyle bir şey yoktu da bu sene böyle bir şey var. Hani Beşiktaş Galatasaray maçında olan olaylara ben bağlamaya çalışıyorum orada. Senaryo yazımı kafandan işte yürü yoluna git falan filan tarzı. Ama dediğim gibi birkaç arkadaş, hani belki 10 kişi yoktur bunu yapan, bu tarz davranan. Aynı kapıda girdiğimiz bir arkadaş oldukça sevecen. Ben oğlumla beraber girdim maça. Espriler yaptık karşılıklı, güldük, eğlendik, girdik. Bir metre yanındaki başka bir arkadaş, alın bunu işlem yapın, bir gün boyunca bunu nezarette tutun falan filan. Hani hiçbir şey yok, aynı ekip giriyoruz zaten. İşinde gücünde olan insanlarız. Hani beni üzen nokta, biz iki senedir eski taraftar grup algısını yıkmaya, değiştirmeye çalışıyoruz. Evet. Ve buna ciddi emek harcıyoruz. Hani böyle bir ortamda ki Beşiktaş Galatasaray maçında benim şahsımın ve grubumuzun yapmış olduğu resmi açıklamalar var. Bu olaylara kesinlikle taraf olunmaması yönünde. Beşiktaş'ın ve Galatasaray'ın taraftarlarının çıkartacakları olaylar eğer çıkartırlarsa kendilerini bağlar nezdinde böyle açıklamalarımız var. Hani biz ortamı böyle yumuşatarak devam etmeye çalışırken böyle bir şey görmek açıkçası üzdü beni. Ama dediğim gibi emniyetteki arkadaşlarımızın bir kısmı bunu yaptılar. Ortamı germeye çalıştılar. Neydi amaçları bilmiyorum. Allah'a çok şükür hiçbir taraftarımız, bizim kuzey alt ve üst tribününde olan hiçbir taraftarımız buna ayak uydurmadı diyeyim. Ki doğu tribünlerinde, batı tribünlerinde çok ağır koşullarda aramalar yapılmış. Yapılsın. Yani arama tarafında hiçbir şeyimiz yok. Herkes evet, yani arasınlar. Ülkenin bulunduğu durum dolayı olabilir. Hatta yani şunu söylüyorum. Çevresine set kurarak o kalabalığın içine giren insanları da arasınlar orada. Evet. Eğer bu olumsuz bir imaj oluşturmayacak diye bir düşünce varsa onu da yapsınlar ama saha önünde
maç önünde, maç esnasında, maç sonrasında yapılan bu tarz üslup bizi üzdü. Ki biz bu kadar iyi gittiğimizi düşündüğümüz dönemlerde bunun olması. Hani diyorsunuz ki bu sefer Beşiktaş Galatasaray maçında olaylar oldu. O yüzden biraz sıkıyoruz. O zaman onlara yapsaydınız abi. Yani evet. O muameleyi onlara yapsaydın hak sen. Hak edene yapın değil mi? Yani değil mi? Oraya yapsaydın o meşaleler girmezdi. Koli meşale sokmuşlar içeriye. Evet. Bitmedi. Ardı ardına atılan meşaleler girmiş. Var. Furkancığım koliyle. Yani nasıl oluyor bu? Maçtan bir gün önce koliyle sokmuşlar. Nasıl olduğunu bilmiyoruz. Arabalarla gelmişler şey, sokmuşlar. Maçtan önce oluyor. Sadece şeyde Antalya Spor maçında da yaşandı. Antalya Spor taraftarı kupa maçı mıydı? Kupa. Yine geldiler. Lige gelememişlerdi onlar. Patlayıcı maddelerle girdiler stadyuma. Furkan'ın da dikkat çektiği gibi ben bir şey söylemek istiyorum. Eyvallah. Olağanüstü şartlardan geçiyoruz. Kamu görevlileri, güvenlik görevlileri. Evet. Zor şartlar içerisinde görev yapıyor. Allah onlardan razı olsun. Hiçbir şekilde hepsine Allah razı olsun. Bir evet. Şeyimiz yok onlara karşı ama şunun da altının çizilmesi lazım. Konyaspor taraftarı son 2-3 yılda özellikle yeni stadyumla birlikte bir çehre değiştirdi. Türkiye'nin en problemsiz taraftarı var burada. Hem yani yıllardır Türk futbolu içerisinde dönüştürülmesi ve değiştirilmesi gereken en önemli noktalardan biri hep konuşulur. İşte yönetici sıkıntısı, işte mafya futbolu ilişkisi, osu busu. Ama hep denmiştir işte taraftarlı grupları daha bir şey hale getirilmez. Avrupa örnek verilmiştir. Burada Konyaspor taraftarı farklı bir şey yapıyor. Avrupa'nın üzerinde, Avrupa standartlarının üzerinde bir taraftarlık karakteri ortaya çizen, koydu. Kendi senaryosunu oluşturan gerçekten bir taraftar öyle. Sorun yok, problem yok. Ben yani gazeteci olarak izleyen, içinde olmadığım halde dışarıdan izleyen bir insan olarak. Geçen sene bir Eskişehir maçı izledim ben sizle birlikte. Eskişehir Spor ligden düşüyor. Konyaspor önce 2-0. Eskişehir Spor gol atıyor. Konyaspor taraftarı seviniyor. Ya da işte tribün lideri bağırmadık çıkıp, zaten. Tribün lideri çıkıp diyebiliyor ki ölü evinde şey olmaz, evet. Kutlama olmaz. Sessiz olun, çok sessiz abartmayın. Evet. Oturuyorlar, sadece evet. Maçı izliyorlar. Böyle bu kadar, hani Anadolu'nun o Konya'nın Mevlana ruhunu ön plana çıkan hoşgörü noktasında hoşgörü iddiasını kendine bayrak yapan bir taraftar grubuna da bu kadar baskı gelmemeli diye düşünüyorum. Ha eyvallah olabilir, kupa maçından dolayı kamuoyu baskısıyla böyle ol ama şey hedef burası değil yani. Sen Antalya Spor gelecek, patlayıcı maddelerle içeri girecek, kolilerle şey getirilecek. Süper Kupa maçında. Süper Kupa maçında. Sahaya zarar verilecek. Yani. İşte ne bileyim, benim bildiğim Pasolik bunu etkilemesi lazım. İşte Galatasaray'ın stadını kapatarak, işte bölümünü kapatarak. Kişi bazında cezayı yapmıyorlar. Yapmıyorsun. Eğer madem joklara en ufak bir şey de çekeceksin, o maçı durduran meşale yağmurunda niye girmedin o tribüne? Niye o meşale yakanları almadın? Yakmayı mesela? Bırak. Koli sokarken neredeydiniz? Yani koli inanılmaz bir şey. Biz koreografi yani yapmaya bile 50 yerden izin alıyoruz. Koreografinin provasını yapacağız. Oraya öncesinde git, buraya git. Ne var işte? Ben diye. Şimdi düşünürsenize İstanbul'a maça gidiyorum. Bilmediğim bir stat. Gelmediğim bir stat. Ve koli meşale sokuyorum bir gece evvelden. Ya da aynı gün neyse. Çok önemli değil ne zaman sokuldu. Yani burada. Yani şu bir yani gerçek. Üç büyüklerin var. Gücü sadece İstanbul'da değil. Buralarda da var. Hani artık o tutma, sempati, o mu bilmiyorum bir şey var. Onlara müsamaha. Bence şu kraldan çok, özür dilerim lafını kestim. Kraldan çok kralcı olmayı seviyoruz. Biz onlara bir yardım ettiğimizi düşündüğümüzü düşünerek hani böyle bir nemalanmaya çalışıyoruz. Böyle bir şirinlik muskası olmaya çalışıyoruz. Hani Galatasaray taraftarıyla ben çok iyi ilişkiler kurdum. İşte onlarla ben beraberim. Beşiktaş taraftarıyla şöyle, Fener taraftarıyla böyle. Bunlardan biz kendi adımıza bir nemalanmaya, nema çıkarmaya çalışıyoruz. Genel aslında bu da Türk bilinçaltımızdaki eziklikten kaynaklanıyor evet, bu da. Evet, evet. Bunları tahmin etmemiz lazım. Yani oraya Galatasaray, Antalya Spor, Bursa Spor maçı olsa kimse sokmaz belki onları. Der yani sen kimsin ama Galatasaray Beşiktaş maçı olunca adam bunu sokacağız biz diyor. diyorlar. Hani hiçbir şey demeden giriyorlar. Şimdi gerçekten bu da yanlış. Şey. Yani bir yaptırım ya, güçleri de yok. Sadece dediğim gibi bu odaklandı. Taraf... Yani bir gün içerisinde bir maç oynanacak. Süper Kupa karşılaşması bu. Yani Türkiye'nin tüm futbol severlerin kilitlendiği bir karşılaşmada böyle şeylerin olması şimdi bu, çok saçma yani. Daha da titizlikle yapılması gereken şeyler. Orada olmuyor. Olmuyor yani. Bizim stadyum tarihimizin en çirkin maçı oynanıyor o gün. Doğru mu? Biz evet. Böyle bir maç yaşamadık hiçbir şekilde. Yani sonrasında meşale, zeminin hali göründü ortaya çıktı yani. Bak şöyle bir şey vardı. Taraftar anlayacaksın. Eğer bir taraftar grubunun bir üyesiyseniz bir takım için gecenizi gündüzü
meşale önemlidir, doğru mu? Evet, severim. Ben de çok severim meşale. Çok duygusal bir şey vardır meşale ile alakalı. Her taraftar grubu gelip meşalelerle takımını karşılamak ister. Stadyuma da meşale sokmak ister. Bizim stadımızda iki defa meşale yandı. İkisinde de Konyaspor taraftarı yakmadı. Yani bu da ilginç. Yani başkasına, yani zaten o kupanın bizim burada oynatılmasıyla da ilgili problemler var da. Şimdi bakıyorsun maç sonu bu sefer de bizim zemini eleştiriyorlar. Evet. Ulusal basında görüyoruz. Alçamdalı gereken açıklamayı yapmış. İşte bir de şark kurnazlığı yapıp ne olmuş zemine? Demek oynatılmasın o zaman. Oynatmayın ya. Kesinlikle öyle. Oynatmayın ya. Çok haklısınız. Aynen öyle. Sözünüzü kestim. Alçamdalı'nın bu konuyla ilgili bir röportajı var. Yani daha doğrusu röportajında böyle bir kısım var. Onu da izleyelim, üzerine konuşalım. Sonunda Ali Çamdalı açıklamalarda bulundu. Çamdalı, kendileri açısından bir puan aldıkları için üzgün olduklarını dile getirdi. Derbi maçı havasındaydı sanki. Gerilim zaman zaman dediğim gibi yükseldi hakikaten. Yani bir puana üzüldüğümüz bir maç bizim açımızdan. 3 puan hak ettiğimizi düşünüyorum bugün. İyi top oynadık mı? Zaman zaman. Belki Beşiktaş üstün görünebilir ama bir daha net pozisyonlar Konyaspor tarafında olduğunu düşünüyorum ben. Arkadaşlarımı tebrik ediyorum hakikaten. Bunun üzerine devam edersek daha iyi yerler gelebileceğimizi düşünüyorum. Gerilim oluyor maç içinde. Ama Konyaspor'un bu saygıyı hak ettiğini düşünüyorum. Beşiktaş, yani burada en son ne zaman Konyaspor'u yeniyor ben hatırlamıyorum. Bahanelere sığınmamak gerek. Yok saha kötüydü, yok bu sahayı kim bu hale getirdiğini hepimiz daha iyi, siz de daha iyi biliyorsunuz. Yoksa buradaki saha şartları falan üst düzeyde genelde. Ama hangi maçta bu duruma geldiğini hepimiz iyi biliyoruz. Saygı gösterilmesini hak ettiğini düşünüyorum Konyaspor'a. Çünkü iyi işler yapıyoruz. Takımlar nasıl? Yani Avrupa takımları hepsi iyi takımlar. Yani iyi, kolay bir gruba düştüğümüzü söylemek diğer takımlara karşı saygısızlık olur. Bir şeyler başarabilir miyiz? Ben umutluyum açıkçası. İç sahada inanılmaz bir gücümüz var. Deplasmandan da getirebileceğimiz bir puanla ve iki puanla. Evet, Ali Çamdalı'nın açıklaması bu şekildeydi. Az önceki konuştuğumuz konuya da kendisi değindi Ali Çamdalı. Gerçekten özetledi, yani ulusal televizyonların hepsini istismar ettiler. Yani Ali Çamdalı işte ulusal nasıl bir kanalda, böyle bir şeyi söyler? Ulusal bir kanalda Ali Çamdalı'nın bu yaptığı imayı ben anlayamadım. Kime söyledi acaba diyorlar. Ya böyle bir saçmalık yok yani. O kadar yönlendiriyorlar ki. Sonra senin anlatımında yine ben de o özet bölümünü onu dinlemiştim. Şey deniyor işte, ya meşale atılmış onda. Orta sahaya da mı meşale atılmış? Orta sahaya kadar mı gitti meşale? Şimdi sen eğer gazeteciysen, gazetecinin belirli ahlaki etik kuralları vardır. Eğer bir konu üzerinde konuşacaksan, yorum yapacaksan önce o konunun bir detaylı araştırmasını yapacaksın. Eğer sen Ali Çamdalı'yı koyan spor camiasını eleştireceksen, bu stadyumun neden bu hale geldiğini, Ali Çamdalı'nın neyi ima etmeye çalıştığını ben anlamadım demeyeceksin. Gazeteciysen bunu demeyeceksin. Art niyet olmasa direkt söyler zaten. İşte burada art niyet var. Evet. Art niyet var. Şimdi onu da açıklayalım madem bilmiyorlar. Bizim stadın bir bölümü atılan meşalelerden dolayı yandı. Ama asıl bölüm, asıl problem, buraya federasyon yetkilileri geliyor. Orada bir maç öncesinde ve maç sonunda organizasyon var. Doğru mu? Yani öncesinde şey yapılıyor, tören yapılıyor. Evet. Sonrasında kupa töreni var. Söylenilen şu, 30-40 kişi girecek. Yani çimlere sadece 30-40 kişi basacak. Onlar gereken işlemi yapıp çıkacaklar. 200 kişi giriyor maç öncesinde. Ayakkabı izlerini gösterdiler bana. 200 kişi kundura ayakkabılarla giriliyor. Orada bir çim sorumlusu arkadaş var belediyede. Gerçekten bu işe çocuğu gibi bakıyor. O çimlere çocuğu gibi bakıyor. Çok hassas bir şeydir çim yetiştirme. Hibrit çim olmadığı için biraz daha hassas zaten bizim çimler. Çocuğu gibi baktığı bir alana 200 kişi girdi. Zaten çimler orada bir yandı. Bu konfetilerin fırlattığı elektronik yandı aletler zaten, var. Bildiğini yani. Bu kupa töreni sırasında şey yapılan elektronik aletler alttan soğutma yakmış çimleri. İzler belli. O çimlerin hepsi kesildi 15 gün içerisinde. Yeniden ekildi, çıkarıldı. Onu da söylemişler ya, 15 gün vardı maçtan önce, hani neden hazırlık böyle bir şey var işte mı? Spiker sen diyor yaptığın ki, hasara bakacaksın. Spiker diyor ki Ali Çamdalı işte burada kime kimin bu hale getirdiği diye bir açıklaması var diyor. Bu bana çok komik geldi diyor, gülüyor.
Ardından yorumcu diyor ki işte ya diyor işte daha yeni oynuyorlar onlar maçı ilk defa orada oynuyorlar diyor. Sonra diyor ki arkadaşlarım beni uyardı. Ha Galatasaray Beşiktaş arasında oynanan kupa maçı vardı. Ondan dolayı diye söylüyorlar diyor. Yorumcu da tekrar cevap veriyor. O zaman Konya'da oynanmasın diyor. Oynanmasın mı diyor? Oynanmasın. Tabii yani siz eğer yani. Türkiye sadece İstanbul'dan ibaretseniz yani Türkiye'nin değerine sahip çıkmayacaksınız. Sadece Konya'da olması önemli değil. Başka bir yerde de olmasın kardeşim. Ferhat Bey, kesinlikle. Şöyle bir durum var. Kesinlikle. Bunu da ifade etmem lazım. Sosyal medyada takip edebildiğim kadarıyla Konyaspor taraftarında şöyle bir algı var. İstanbul basınını onlar ulusal basın olarak görüyorlar. Yani bütün ülkenin basını olarak görüyorlar. İşte bunu bir hatayı bak sürekli anlatmaya çalışıyorum. Ben bir daha söyleyeceğim. Bunu şimdi mesela şey yaptınız, koreografi yaptınız. Çok güzel, anlamlı, müthiş bir şey oldu. Zaten bunu bilen bildi. Yayınlayan yayınladı. Doğru mu? Yaptığınız tribün şovları da. Şimdi yazıyor taraftar. Bütün spor programlarını izledim. Bu koreografiyi göstermediler. Ya da yapılan o İzlanda'dan ithal ettiğimiz evet. Tribün şovunu göstermediler. Şimdi bu bir isteği gösteriyor. Göstersinler, bizi anlatsınlar. Bizi konuştukları zaman böyle konuşuyorlar. Ben artık istemiyorum İstanbul basını bizi konuşmasın. Galibiyet aldığımızda da konuşmasın. Çünkü konuştuklarında art niyetli konuşuyorlar. Evet. Sen eğer... Bilmeden konuşuyorlar yani. 40 bin kişinin izlediği... haftanın en zevkli maçında Konyaspor'un galibiyeti kaçırdığı bir maçta Konyaspor taraftarının tribün şovlarıyla damga vurduğu bir maça Beşiktaş 2 puan bıraktı manşetini atıyorsan kesinlikle. Sen gazeteci değilsin. Yanlış mı düşünüyorum? Şimdi orada aslında reytinge i̇şte, bakıyorlar. Hani işte bak İstanbul ya hayır kim daha çok de, kim daha çok fazla okur? Reyting derken o ondan, var yani. Ondan da ziyade reyting şu. Ben nereye vurursam daha az ses gelir, nereye vurursam olumsuz anlamda kesinlikle, ses alırım. Evet, bu çok ince bir detay. Beşiktaş'a sallarsam diyor adam, evet. İstanbul merkezli. Çok tepki alırım diyor. Hani, ama İstanbul merkezli tabii, orada. Ama işte, bakış açısı İstanbul. Dünya işte o 3 İstanbul yani. Takımının üstünde dönüyormuş gibi algı var. İşte bizim taraftarımızın bunu görmesi, bunu şimdi, idrak etmesi lazım. Orası yani biz nasıl işte bize yerel medya diyorlar ya, hani bize yerel medya diyorlar, biz Konya Spor'u konuşuyoruz ya sadece. İstanbul'dakiler de İstanbul'un yerel medyası kardeşim. Öyle. Yani bakın İstanbul tabii takımlarından yani. Başka. Tabii. Yani ulusal basın diye bahsettiğimiz şeyler. Şuradan bir örnek verebilirim. Hürriyet niye Ege eki çıkarır? Evet. Hürriyet niye İç Anadolu eki çıkarır? Çünkü mevcut gazete İstanbul'undu. Ona Ege'ye özel, İç Anadolu'ya özel ek çıkarır. Yani senin de dediğin gibi. Şimdi şurası çok önemli. Nalçacılıların geçen sene mi, bir önceki sene mi? Hani bir vizyon ortaya koydu. Anadolu'nun hükümdarı vizyonu. Evet, Anadolu'nun hükümdarı olacaksak, Anadolu'nun abisi olacaksak, İstanbul'a kafa tutarak olacağız. Evet. İstanbul'un yerleşik futbol düzenine karşı çıkarak olacağız. Demek ki kolay ama değilmiş yani bu. Bu kolay değil. Daha sen hafif, yeni yeni kafayı çıkardın. Bak bunlar ufak ufak şeyler. Yani evet. Sen şampiyonluğa oynadığında, inşallah oynarız. Nasıl medya operasyonları çekilecek? Bunları kesinlikle, hepimiz göreceğiz. Kesinlikle göreceğiz. Nasıl zaten federasyon üzerinde oynamaya başlayacaklar? Bunların hepsini göreceğiz. Ama şunu aklımızdan çıkarmayacağız. Bizim takım, bizim taraftar, bizim basın, bizim olmayan hiçbir şey bize bir faydası olmayacak bu saatten sonra. Hatta karşında. Yani bunu Anadolu'da dahil, Anadolu'nun içinde. Yarın evet. Sen Fenerbahçe ile şampiyonluk mücadelesi vereceksin. Ama Trabzon'u istemeyecek senin şampiyonu. Evet. Bursa. Aslında en çok destek alman gereken yer orası olacak. Evet. Sen evet. Eğer evet. Böyle bir Don Kişot'la soyunuyorsan bu ülkenin yerleşik futbol düzenini kafa tutmaya kalkacaksan her şeye hazır olacaksın bu saatten sonra. Evet. Hani bunu hamaset yapmaya çalışmıyorum burada. Yani izlediğin televizyon programından yani beklemeyelim artık yani İstanbul basından bize ilgi gelmeyecek, yani görmeyecek, artık ortada. Hakkını vermeyecekler. Verdiklerinde de bizim aleyhimize konuşacaklar. Bu iş böyle. Ha ne olur? Aykut Kocaman'ı överler. Sanki gelmiş Aykut Kocaman. Yani, tamam Aykut Kocaman sürekli yazıyoruz, sürekli konuşuyoruz. Yani bu takımın bu hale gelmesinin en büyük mimarlarından biri. Herkes sahipleniyor şimdi Aykut Kocaman'a. İstanbul etiketi, İstanbul etiketi olan her şeyi övüyorlar. İşte aynen öyle. İstanbul'a şimdi ne oluyor? Olan her şeyi övüyorlar. Fenerbahçe medyası özellikle çok güçlüdür İstanbul basınında. Fenerbahçe medyası sadece bütün başarıyı, taraftar yok, yönetim yok.
Yerel basın yok ki, şehrin dinamikleri yok. Sadece geldi Aykut Kocaman, ayağa kaldırdı. Aykut Kocaman da giderse bu takım çöker. Böyle bir algıyı oluşturuyorlar. Ya arkadaş, burada Türk futbolunun son yıllarda yapılabilecek en iyi şeyler yapılıyor. Senin Türk futbolunun çok üzerinde işler yapılıyor burada. Buranın tribünleri Almanya ayarında. Senin ayarında falan değil yani. Senin İstanbul'da bir örneği yok bunun. Fenerbahçe kaç kişi oynadı geçen akşam? 10.000. Hala şeyi yok. 10.000'de ikinci yarısını söyleyelim mi? İkinci yarısında 4.500 falandı yani. Çok fazla değildi yani. Hani hareketli bir karşılaşmaydı ama takımı geriye düşünce. Kombine sayıları 10.000 zaten. Gittikçe da, düştü yani. Şu da var. Çıktılar. Türkiye'de şu da var. Hani diyoruz ya senin yazıya tekrar söyleyeceğim. Hani Konya Spor Yeşili diye. Türkiye'de hani işte yayınlar İstanbul'dan yapıldığı için, televizyon yayınları, işte gazeteler İstanbul'dan geldiği için, Ankara'dan geldiği için, niye hep Beşiktaşlı, niye hep Galatasaraylı, niye hep Fenerbahçeli, çocuklar niye hep, ama sonuçta hep bizi onu hep şey yaptılar, aşıladılar, hep onu redakte ettiler, zorladılar yani, algıyı hep o tarafa yönlendirdiler. Öyle. Şimdi bazen ben üzülüyorum işte. Adam diyor ki saatlerce spor programlarını izledim. İşte sonunda 5 dakika Konya Spor'u konuştular mı diye. Bu nasıl bir eziklik ya? Böyle bir şey. Sen evinde çocuğun var. Tamam mı? 10 yaşında çocuğun var. Sen 5 saat spor programları izliyorsun. 5 dakika Konya Spor konuşsunlar diye. O çocuğun senin 5 saat boyunca İstanbul propagandasına maruz kalıyor. Evet. 5 saat boyunca Fenerbahçe'yi konuşuyorlar, Beşiktaş konuşuyorlar. Kafayı alıyor onu zaten. Ya konuşmalarında da zaten dikkat ederseniz mesela kulaktan durma doyma bilgiler. Yani evet, şimdi geçen sene Vukovic. Yayıncı kuruluş diyor ki hocam neydi ismi diyor, şöyle yapıyor. Vukovic diyor hocam, sarı kart bile görmemiş diyor. Şimdi duymuş bir yerden, ismini bilmiyor, maçını izlemiyor. Sen kaç maçı izledin? Bana sorarsan mesela performansını şöyle övdüler böyle. Ali Turan'ı gör yanındaki. 33 yaşındaki Ali Turan'ın neler yaptığına bir Konya bak. Konya Spor'da canlandı. İkinci baharını yaşıyor şu an. Ya ben bazen hani mest oluyorum gerçekten. Hı. Ali Turan'ı izlerken yüreğiyle oynamak. Hakkını vereceksen otur Konya Spor'un maçını bir izle. Tamam, Vukovic sarı kart görmüyor. Çok temiz futbol oynuyor. Fiziği özel. Evet. Yani aranan bir stoper tipi. Ama yanında da birisi var ya, onun tamamlayan bir isim var. Ve bu adam savaşçı İstanbul'da var. Tutunamamış. Futbolu PTT 1. Lig'e düşmüş. Ondan sonra küllerinden doğmuş bir adam. Şöyle bir şey de var. Yani hani Türkiye'deki profesyonellik biraz daha geç yaşta. Hani biraz daha geç yaşta dank ediyor. Ali Turan da onlardan biri. Ama hani, helal olsun. Müthiş. Bir üzerine koyarak. Yani biz röportaj yapmıştık. Bana şunu söylemişti. Ben gençlere bakıyorum. Eğer onlar bu şekilde çalışıyorsa ben 5 sene daha oynarım. Yani işte bu işte evet. Şeyden... İstikrardır yani. Ya bu çalışmanın ürünü. Şeyden ileri geliyor. O profesyonel hani biraz daha geç jetonun düşmesinden. Ya mutlaka da. Şimdi Türk futbolunda Ali Turan'ın hani özelini açtık, bir örnek verdik de. Şöyle bir örnek. Türk futbolunun suçu yok mu? Galatasaray'da sağ bek oynatan hocanın suçu yok mu? Var. Konya Spor'da sağ bek oynatan hocanın suçu yok mu? Şimdi en iyi verimini, kariyerin en iyi verimini stoperde vermiş bir adamı alıp sürekli sağ bekte oynatmak. Geri dönüşleri zor. Arkaya adam kaçırıyor. Bunları görüyorsun. Zorlanıyor gidip gelmekte. Neden? Ama ben orada yine beğeniyordum. Müthiş top taşıyordu. Bir kere eleştirmek için bütün rakamları açtım. İkinci bölgeye en fazla top taşıyan Ali Turan. İşte en fazla kademe yapan, top çalan. İstatistikler çıkarıyor yani. Rakamlara bir baktım. Performansını. Dedim Allah çarpar beni yani. Ben Ali Turan'ı eleştirirsem. Bu da kötü olduğumuz bir dönemden bahsediyorum mesela. Ya çok şey zaten yetenek anlamında çok üst düzey yetenekleri olan bir oyuncu değil. Tamamen tekmeye kafa uzatması. Hırs. Yüreğiyle oynayan oyuncu dediğimiz. Görevini iyi bir şekilde yapan. Hani o cesur yürek kavramı var evet, mı? Evet, yani, aynen öyle. Yani, yani orada adam canını dişine takarak her maç hata yapmıyor mu? Geçen maç hata yapmadı mı? Ali Turan ilk yarı kötüydü. Evet. Beşiktaş maçında. Kötüydü ama ikinci yarı yine o hırsıyla toparladı. Yani Ali Turan bir maç kötü oynar, iki maç kötü oynar. Üçüncü maç toparlar. Ali Turan o hırsını kaybetmediği müddetçe evet. Ali Turan'a biz her zaman faydalanırız. Konu, bir şey ekleyeceğim bu arada. Reklam aramız var. Hemen ekliyorum. Beşiktaş Galatasaray maçında alakalı bu kadar geniş güvenlik önleminin olmasının sebebi de şuymuş. İki ya da üç sene önce Almanya'da oynanan bir Süper Kupa finalinde Galatasaraylılar Beşiktaşlılardan 8 kişinin öldürmüş mü? Yani yaralamış mı? Öldürmüş diye biliyorum. Onun üstüne intikam için Galatasaraylılar bu hafta evet. Yani Konya'da oynanan öyle bir şey konuşuluyordu maç öncesinde. Hani eğer önlem alınacaksa bu biliniyorsa buna önlem alınmalıydı diye düşünüyorum. Bize değil.
suçlu kimse, yani öyle bağlayayım, önlemi ona alsınlar. Şu uyumu, şu sinerjiyi yakaladık iki senedir, bozmayalım inşallah. İnşallah. Bir reklam aramız daha varmış. Reklam arasından sonra izleyicilerimizin soruları var. Onları paylaşacağız sizlerle. Yansan Yangın ve Güvenlik Sistemlerinin sunduğu Futbol Saati devam edecek.